Şap hastalığı hakkında bilmemiz gerekenler. Şap hastalığı oldukça bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Sığırlar, koyunlar, keçiler, domuzlar ve yaban domuzu gibi diğer hayvanlar hastalığa duyarlıdır. Hastalık ciddi üretim kayıplarına neden olabilir. Virüsten bütün hayvanlar ölmese bile salgın ülkede sonuçlanabilir. Salgın uluslararası ticarette büyük bir kısıtlamaya neden olabilir. Şap hastalığı insanlarda hastalık oluşturmaz. Ancak insanlar hastalığın yayılmasında önemli rol oynayabilirler. Kirli elbiselerin hayvanlara temasıyla, araç ve diğer ekipmanlarla. Şap hastalığının klinik belirtileri hastalık oluşturduğu hayvan türüne göre değişkenlik gösterir. Sığırlarda klinik belirtiler şiddetlidir ve şunlar dikkatinizi çekebilir. Depresyon, yüksek ateş, iştahsızlık ve yeme güçlüğü, süt üretiminde azalma, artan salya akışı, veziküller ve ardından burun ve kenarında, ağız içinde, ayaklarda ve meme başlarında erozyonlar, yeni doğan genç danalarda ani ölümlere neden olabilir. Koyun ve keçilerde klinik belirtiler çok belirgin değildir. Ve dikkatinizi çekebilen şunlardır. Tırnak çevresinde küçük çapta lezyonlar, kuzu ve oğlaklarda ani ölüm, şap virüsü enfekte hayvanların tüm salgılarında bulunabilir. Virüs şu yollarla kolayca yayılabilir. En yaygın olanı enfekte bir hayvan ile sağlıklı bir hayvan arasında doğrudan temas yoluyla olabilir. Kontamine materyaller yoluyla şunlar gibi saman, yem, su, süt, idrar ve diğerleri. Kirli elbise, ayakkabı ve ekipmanlar. Kontamine çitler, binalar veya kontamine hayvan taşıma araçları. Virüs bulaşmış et ve diğer kontamine hayvan sürüler, çiğ veya uygun olmayan şekilde pişirildiğinde hayvanlara verilirse ve belirli hava koşullarında rüzgar ve hava yoluyla yakın çiftliklere yayılabilir. Hayvanlarınızın şap hastalığı virüsüyle enfekte olduğundan şüpheleniyorsanız derhal veterinerinize veya bağlı bulunduğunuz veteriner müdürlüklerine başvurun. Çiftlikten herhangi bir hayvanı taşımayın ve insanların çiftliğe giriş ve çıkış hareketlerini kısıtlayın. Görevli veteriner hekim çiftliğinizi ziyaret edecek, hayvanlara bakacak ve laboratuvara göndermek için bazı örnekler alacaktır. Laboratuvar örnekleri inceleyecek ve şap hastalığının var olup olmadığını teyit edecektir. Şap hastalığı teyit edildiğinde hastalığın diğer çiftliklere yayılmasını durdurmak için gerekli önlemler alınacaktır. Şayet salgının teyit edildiği çiftlikle temas halinde olan diğer çiftlik veya hayvanların bulunduğu çiftçilerle yerel makam veya veteriner tarafından da temasa geçilecektir. Topluluğunuzun ve ülkenizin şap hastalığından uzak kalmasını sağlamada herkesin oynayacağı bir rol vardır. Her zaman tetikli olarak ve şüpheli şap hastalığı vakasını bildirerek bir fark yaratabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim.